Yeni bir videodan herkese merhaba sevgili dostlar biliyorsunuz akıllı bileklikler, akıllı saatler günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası ama bu cihazlara yatırım yaparken dikkat etmek gerekiyor. Neden? Çok pahalı seçenekler var, çok uygun fiyatlı seçenekler de var. En mantıklı olanı hangisi olabilir? Harika bir önerim olacak. Neden mantıklı olduğunda ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağım. Huawei Band 6 şu anda elimde. Gelin hep beraber kutuyu açalım sonra da yeniliklere yakından bakalım. kutuya baktığınızda aslında neden mantıklı bir seçim olabileceği konusunda bazı ipuçları göreceksiniz. Çünkü diğer bentler yani bileklik yani ince ama bu akıllı saat gibi görünüyor. Kutunun içerisinde ne çıkacak gerçekten çok merak ediyorum. İlk defa karşılaşacağım ben de sizinle beraber. Yani ekran acaba dedikleri kadar büyük mü? Eğer öyleyse gerçekten çok beğendiğimiz aynı zamanda tavsiye edeceğimiz bir ürün olacak gibi duruyor. Evet çıkartalım. Burada gerçekten büyük ekrana. Şu anda Mi Band 6 geldi en son onunla kıyasladığımız zaman bu ekran gerçekten çok büyük. Bu arada Mi Band 6 ile kıyasladığınızda elimdeki Huawei Band 6 sadece 100 TL daha pahalı ama kesinlikle ikisi arasında kalsam ben kişisel olarak Huawei Band 6'yı tercih ederdim. Birazdan çalıştıracağım, telefonumuza da bağlayacağım neden böyle düşündüğüm konusunda belki de bana hak vereceksiniz. Huawei Band 6'yı şimdilik bir kenara bırakalım. Başka kutudan neler çıkıyor ona bakalım. Çünkü bir şarj aletimiz çıkacak. Bu şarj aletini çok merak ediyorum derken manyetik bir şarj aleti şu anda bizimle beraber bir tarafı tip A arkadaşlar diğer tarafı da manyetik yani çok kolay bir şekilde şarj oluyor herhangi bir şey böyle çıkartıp bir yere yatırmak falan zorunda değilsiniz yapmanız gereken sadece şu bakın çok keyifli bir operasyon bunu göstereyim. Yaklaştırdığınız zaman hop yapıştı arkadaşlar ve şarj olmaya başlıyor. Şarj konusundaki bilgiler aslında en son söyleyecektim ama hazır bu operasyonu yapmışken söyleyeyim. Eğer bataryanız full ise tipik kullanımda tam 14 gün boyunca buradaki Huawei Band 6'yı kullanabiliyorsunuz. Ama bütün sensörler açık olsun yani en ağır şekilde kullanacağım diyorsanız da o zaman bu batarya yine size 10 günlük inanılmaz bir performans sunuyor şarj konusunda bilgi verebilir misin diyenler olursa hemen şöyle söyleyeyim. Şu operasyonu yaptınız. 5 dakika beklediniz. 5 dakikalık şarja tam 2 gün boyunca Huawei Band 6'yı kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz telefonla bağlantıyı gerçekleştirelim. Ama bir dakika önce şu jelatini bir çıkartalım. Gerçekten tebrik ederim ya. Yani şu ekranın büyük olması çok ama çok mantıklı olmuş. Şurada bir buton var. Güç butonu basık tuttuğumuz zaman şu anda görmüş olduğunuz gibi Huawei logosunu gördük. Mate 40 Pro'da yanımda. Şimdi dili seçelim. Eşleştirme için Huawei sağlık uygulamasını açın diyor. Hemen Mate 40 buradaki Huawei sağlık uygulamasını açıyorum cihazlar diyorum. Tarama işlemini gerçekleştirdiğimde Huawei'yi gördüm arkadaşlar. Bağlan diyorum. Gelen çağrıları burada görebileceğim çünkü. Buradan da bir onay veriyorum. Ya bu arada bu ekranın büyük olması gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi bildirimlerde neye izin vermek istersiniz? Burada seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdilik müdahalede bulunmayacağım. Ve bitti diyorum. Sağlık bilgilerime, kişilerime, SMS'lerime ulaşsın. Şu anda bağlantı gerçekleşti. Ekranı sizlere göstereyim. Güncelleme var. Bir güncelleme yapalım bakalım. Bu süre biraz uzun olabilir arkadaşlar. Bluetooth bağlantısı üzerinden dosya bu tarafa gönderiliyor. Sonra da kurulacak. Güncellemeden sonra yeniden beraberiz. Güncelleme aslında az önce gerçekleşti ama sonrasında bir güncelleme daha var. Mesela bir geri bildirim olarak yani Huawei tarafından yapıcı geri bildirim olarak şunu söyleyebiliriz her güncellemeyi sırayla değil de en son güncellemeyi toplu bir şekilde tabi yapsa daha iyi olabilir. Ama anladığım kadarıyla her bir güncelleme az yer kaplasın diye yama olarak ekleniyor. O nedenle bir süre daha bekleyip güncelleme işlemini yapacağız ve en güncel haliyle ekranımızda buluşacağız. Güncellemeler tamamlandı ve nihayet ekranla karşı karşıyayız. Dostlar görmüş olduğunuz bu ekran 1.47 inçlik bir full view ekran. Huawei Band 4 Pro'ya göre kıyaslayacak olursak ekran %148 daha da büyüdü. Ekranın büyük olmasının bir diğer avantajı da şu. Mesela burada bir fotoğraf görüntüleyecek olursanız o fotoğrafın detaylarını daha fazla görebiliyorsunuz. Bir de aktiviteleri takip etmek için tek bir ekranda birçok veriye ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz buradaki ekranı özelleştirebilirsiniz. Huawei Watch Face Store üzerinden birçok Farklı tasarım var. Mesela şu anda ekranda bakalım. Gold Cycle var. isterseniz farklı saat yüzlerini de burada kullanabilirsiniz. Ekranla da buluştuğumuza göre artık bileğimize takalım ve aldığım notları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bu arada çok ama çok hafif olduğunu söylemek isterim. Bu arada bu malzeme cilt dostu yani ultraviyole ile işlenmiş silikondan yapılmış. Bu ne anlama geliyor? Hafif, kir tutmuyor ama aynı zamanda sağlıklı. Sadece 18 gram olduğunu da eklemiş olayım. Kutusundan çıkarttığımız, daha sonrasında da telefonla bağlantısını sağladığımız şu anda kolumda olan Huawei Band 6 ile ilgili aldığım notlar var. Bence bu notları dikkatli dinleyin çünkü gerçekten bir akıllı bileklik aldığınızda bunu birkaç sene kullanıyorsunuz ve günlük hayatınızın bir parçası oluyor. Çünkü takip etmemiz gereken önemli iki alan var. Bunlardan bir tanesi telefonumuzdaki bildirimler. Çünkü buraya bir mesaj geldiğinde, bir uygulamaya bildirim geldiğinde ya da bizi birisi aradığında saatimizin bize haber veriyor olması çok önemli. Çünkü telefon her zaman elimizin altında olmayabilir. Bazen masanın bir kenarına bırakıyoruz ve işlerimize devam ederken bakıyoruz. Önemliyse gidip telefona ulaşıyoruz. Bu size verimli kazandıracaktır. Aynı zamanda önemli bir mesajı, önemli bir aramayı kaçırmanızda engelleyecektir diye düşünüyorum. Bununla beraber takip etmemiz gereken ikinci önemli alan aktivite. Özellikle kapanmanın olduğu bir dönemde ben bu videoyu çekiyorum. Sizlere bizler tabii ki işimiz gereği ofisimize gidiyoruz, geliyoruz arkadaşlar. Ama Evdeyken de ne yapmamız lazım? Egzersiz yapmamız lazım. Çünkü belli bir kaloriyi yakmamız lazım ki sağlıklı kalabilelim, direncimiz artsın. Şimdi bu takibi nasıl yapacağız? Yani biz evdeyken kaç kalori yakmamız gerekiyor? Bir aktivite yapacağımız zaman burada ne kadar başarı elde ettik? Bunları da takip etmemiz lazım. Şimdi bu iki alanda takibi gerçekleştirebilmek için bizim çok iyi bir yardımcıya ihtiyacımız var. Huawei Band 6 gerçekten bir kullanıcı olarak uzun yıllardır bu işi yapan bir teknoloji editörü olarak hoşuma giden bir aksesuar olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki eleştirilerimiz de oluyor. Az önceki güncellemede olduğu gibi bunları da yine çok acık ve samimi bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Aldığım notlara devam edeceğim ama kolunuzda böyle bir bilekliğin olması yani bileklik mi saat mi? Şimdi tabii ki Huawei'nin çok iyi saatleri de var. Saat dersek onlara ayıp olur. Bileklik desek bu arkadaşa ayıp olur. Bilemedik arkadaşlar. Neyse Huawei Band 6 diyelim buna. Kendi markasıyla hitap edelim aynı zamanda bir uzaktan kumanda. Şimdi iki alanda kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi diyelim ki telefonunuzdan bir şarkı açtınız. Kablosuz kulaklığınız da var ve spor yapıyorsunuz. Bir sonraki şarkıya geçeceksiniz. Ya kolunuzda böyle bir güzellik varken sizin ne kulaklığa dokunmanıza ne de telefona gitmenize hiç gerek yok sevgili dostlar. Çünkü buradaki müzik uygulamasından bir sonraki şarkı ya da çok güzel bir şarkı beğendiniz onu bir daha dinleyeceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Genelde bir şarkıdan bıkana kadar 100 kere dinliyorum. Bir daha da yüzüne bakmıyorum. Hani alışkanlığınız neyse kontrol buradan yapabilirsiniz. Bir de tek başınaysanız şimdi telefonların biliyorsunuz elimde Huawei Mate 40 Pro var. Bu arkadaşın ön kamerası da çok başarılı ama her telefonun ön kamerası bu arkadaşımki gibi değil. Ne oluyor? Arka kamerayla daha iyi fotoğraflar çekeyim diyorsunuz. Telefonu bir yere sabitliyorsunuz ama şimdi telefona kim dokunacak? Buradaki uygulama ile siz kamerayı uzaktan yönetebiliyorsunuz. Fotoğraf çekebiliyorsunuz. Arka kamerayla e, çok iyi bir açıdan fotoğraf çekebilirsiniz. Tek başınaysanız. Şimdi bu egzersiz olayına yeniden dönelim. Çünkü 96 egzersiz modunu destekliyor. Bu arada True Sport özelliği aktif. Şimdi True Sport aslında Huawei'in bir markası. True boşluk yani bir sürü özellik anlatacağım. Şimdi true ne anlama geliyor onu söyleyeceğim. Huawei burada bilim adamlarıyla çalışıyor. Diyor ki ben aktiviteleri ölçüyorum. Doğru mu ölçüyorum, yanlış mı ölçüyorum? Kendi geliştirdiğim teknolojiye siz de onay verin diyor ve bilim adamları bu konuda Huawei ile birlikte çalışarak önemli bir sonuç elde ediyorlar ve o nedenle true kelimesini kullanabiliyorlar. Sadece bu sporda değil birazdan size anlatacağım. İşte uykuydu, kalp atıştı, başka özellikler de yine karşımıza gelecek. Burada önemli bir motivasyon kaynağı da şu. Halkalar var. Bu halkalar aslında farklı farklı modellerde de vardı ve kullanıcılar çok seviyordu. Ne işe yarıyor? Yani siz kendinize bir hedef belirliyorsunuz. Diyorsunuz ki ben 3 günde Allah nasip ederse bu kadar kalori yakacağım. Şimdi ona ulaştık mı, ulaşmadık mı? Hani böyle bir e, ne yapmamız gerektiği konusunda bakıyorsunuz halka yarım. O zaman diyorsunuz ki ben biraz daha e, hareket edeyim vesaire. Böyle kararlar alabiliyorsunuz. İşin en güzel tarafı da şu. Halka tamamlandığında da çok güzel bildirimler geliyor ve siz gerçekten kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Bu akıllı bilekliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi pek kolumdan çıkartmayacağım. Kolumuzdan çıkartmak istediğimizde genelde şarj etmek için çıkartıyoruz. Bu arkadaşın bataryası da 14 gün dayandığı için pek çıkartmama gerek yok. Ama şöyle bir şey göstereceğim. Arka tarafta sensörler var. Huawei Band 6'nın en önemli sensörlerinden bir tanesi de kandaki oksijen miktarını ölçen bir algılayıcı. Bu algılayıcı ile beraber siz tam gün yani 7-24 kandaki oksijen miktarını SPO2'ye ölçebiliyorsunuz. Şimdi bu neden önemli? Yani Allah korusun, böyle kritik bir durumda hani kandaki oksijen miktarınız alçaldığında saat sizi uyarıyor arkadaşlar. Böyle rahatsızlıkları olan birileri etrafımızda olabilir veya biz olabiliriz de farkında değilizdir. Saat bizi uyarıyor ve erken teşhis tabii ki çok çok önemli sağlık açısından. Bu özellik Huawei Band 6'da mevcut. Bir başka özellik de 7/24 kalp atış hızını ölçebilmesi. Bu teknolojiye de Huawei TrueSeen 4.0 adını veriyor. 4.0 aslında bunlar da güncelleniyor arkadaşlar. Hem donanımsal olarak güncelleniyor hem de yazılımsal olarak güncelleniyor. Bu güncelleme ile beraber kalp atış hızınız 7/24 ölçülüyor. Yani bazı saatler var, bazı bileklikler var. Hani dur ölçeyim diyorsunuz. O diyor ki sabit dur, bir şey yapma, kolunu buraya koy vesaire. Öyle değil sürekli ölçüyor ve sürekli bu değerleri takip altına alıyor. Bununla beraber tabi stres düzeyimiz ne seviyede bilmiyorum arkadaşlar. Ee, ama stres takibi yapan bir özelliği de var. Bu özelliğin adı True Relax. Şimdi burada stres seviyemiz yine 7/24 takip ediliyor. Eğer bu seviye artarsa diyor ki bir sakin ol. Yani bu sakinleşme içinde bazı öneriler oluyor. Bu öneriler arasında işte nefes egzersizi var. Bence mutlaka bu önerileri hayata geçirin ve sizin stres seviyeniz azalıyor. Tabi bugünlerde ülkemizin stres seviyesi biraz fazla o nedenle saatten böyle bir uyarı gelirse lütfen dikkate alın. Geçelim diğer bir konuya. Aslında sadece bu özellik için bile Huawei Band 6'yı kullanabilirim. True Sleep 2.0 adlı bir teknolojisi var. Bu yetenek bilekliğin uykunuzu takip altına almasına yarıyor arkadaşlar. Şimdi uykum takip altına alınınca ne olur? İzlenince ne olur? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi uykunuzun ne şekilde gerçekleştiğini bilmeniz bence en doğal hakkınız hatta bir gereklilik. Açıkçası ben buna çok önem veriyorum çünkü iyi bir uykudan sonraki gün gerçekten çok verimli geçiyor. Peki ben iyi uyudum mu? Yani bir bileklik bunun cevabını bana verebilir mi? Cevap evet. Dört farklı uyku durumundan birinde olduğunuzu otomatik olarak algılıyor. Mesela bu dört farklı uyku durumu nedir? Derin uyku, hafif uyku, REM ve şekerleme ve ölçülen değerler yine teknik olarak analiz edildiğinde %96.3'lük bir doğruluk seviyesine ulaşmış durumda. Bu arada Huawei Band 6'nın kadınlar için harika bir özelliği daha var. O özelliğin adı da döngü takibi. Şimdi adet gününüz yaklaştığında aslında bu size haber veriliyor. Bu da bu günleri takip etmek isteyen kadınlar için, hassas kadınlar için kesinlikle çok önemli bir destek anlamına geliyor Umarım anlattığım bilgiler ve paylaştığımız deneyimler hoşunuza gitmiştir. Eğer siz de bu ürünü satın almak isterseniz videonun açıklama kısmında güvenle satın alabileceğiniz bir link bıraktık. O link üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Huawei Band 6 sizce en mantıklı seçeneklerden bir tanesi mi? Evetse neden? Soru işaretleri varsa neden? Lütfen aşağıda yazın. Hep beraber tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.